Nautilus'un sarmal kabuğu. Son yıllarda doğadaki geometrik düzen hakkında yapılan araştırmalar bu konunun bir bilim dalı haline gelmesine yol açmıştır. Pek çok bilim adamı modern matematik bilgileriyle bu şekilleri yorumlamakta ve doğadaki geometrik düzenin dayandığı temel kuralları ortaya çıkarmaktadırlar. Elde edilen bilimsel sonuçlar ise doğanın altın oran adı verilen sabit bir matematiksel değere göre inşa edildiğini göstermektedir. Eşit açılı sarmalın doğadaki varlığını gösteren en ünlü örnek Nautilus adındaki deniz kabuklusudur. Nautilus'un kabuğu eşit açılı sarmal şekle göre büyür. Dolayısıyla bu canlının kabuğunda hacimsel bir genişleme meydana gelmesine rağmen kabuğunun şeklinde hiçbir değişiklik olmaz. Bu canlının kabuğunda gözlemlenen bu özel geometrik şeklin haricinde üzerinde durulması gereken önemli bir nokta daha vardır. Kabuğa anlattığımız biçimde geometrik şeklini veren içindeki canlıdır. Bu canlının bir yaratılış harikası olan kabuğunu nasıl yaptığını yakından incelediğimizde hayranlık uyandıran bir durumla karşılaşırız. Nautilus sarmal evini nasıl inşa ediyor? Nautilus'un kabuğunun içinde sedef duvarlarla bölünmüş bir sürü odacığın oluşturduğu içsel bir sarmal uzanır. Hayvan büyüdükçe sarmal kabuğun ağız kısmında bir öncekinden daha büyük bir odacık inşa eder ve arkasındaki kapıyı bir sedef tabakasıyla örterek daha geniş olan bu yeni bölüme ilerler. Kabuğun içindeki boş odacıkları da gaz ya da hava ile doldurduğundan kabuğun tüm suda kolaylıkla yüzebilmektedir. Bu yöntemi kullanan tek canlı Nautilus mudur? Nautilus'un haricinde Haliotis parvus, Dolium perdix, Murex, Fusus anticus ve Sclerae parietis türü deniz canlıları da kabuklarını eşit açılı bir sarmal meydana gelecek şekilde altın orana bağlı olarak inşa etmektedirler. Ayrıca fosil halinde bulunan Amnonit adındaki deniz kabuklusunda da yine aynı tip büyüme gözlenmektedir. Açıktır ki Yüce Allah bu küçük canlıları sarmal kabuklarını inşa edebilmeleri için gereken matematiksel bir bilgi ve beceriyle yaratmıştır. Bu canlılar Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Ayetiyle bildirilen gerçeği kendi kabuklarında tecelli ettirerek Allah'ın eşsiz yaratma kudretini açıkça göstermektedirler.